Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Gülökyüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet Kazım Bey, dün 15 Temmuz kanlı kalkışmayı konuşmuştuk. Bu bağlamda bugün de devam edecek olursak, artık 2016 yılında darbelerden tamamen kurtulduk derken, aslında demokrasimizin halen o kırılganlığını koruduğunu da görmüş olduk. Dünden bu yana yaşanan gelişmeler ışığında da biraz son gelişmelerle birlikte neler söylemek istersin? Şimdi bu konuyu epeyce bir konuşacağız gibi gözüküyor. Olay çok çarpıcı bir olay ve öncesindeki dönemde konuştuğumuz, çok önemli bulduğumuz, gündemin başına yerleştirdiğimiz birçok maddeyi şu anda unutmuş durumdayız. İsrail'le anlaşmayı unuttuk, efendim. Dokunulmazlıklar gerginliğini unuttuk, terör gündemini unuttuk, PKK'yı unuttuk vesaire, daha birçok madde. Şimdi bu hadiseyle birlikte bu darbe olayı ve sizin de söylediğiniz sistemin darbelere karşı ne kadar kırılgan bir yapıda olduğunun bir kez daha görülmüş olması gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Dün de buna biraz girmiştik ama şimdi bu boyutunun çok daha fazla irdelenmesi lazım. Şimdi sistem niye bu kadar kırılgan, hassas ve dayanıksız? Yani buna çok yoğunlaşmak gerekiyor. Darbe kültürünün, darbe anlayışının kökünün kazınması için yapılması gereken çok şeyler var. Bir defa hala darbe anayasasıyla yönetiliyor olmamız işin en önemli püf noktalarından birini oluşturuyor. Yani bu kadar sene geçmiş, seçimler yapılmış, işte meclisler yenilenmiş, iktidarlar değişmiş ama hala 12 Eylül darbecilerinin hazırlamış olduğu bir anayasayla yönetiliyoruz. Bazı birçok maddesi değişmiş ama özü hala duruyor ve baktığımız zaman hala 1982 anayasası diyoruz. Yani 2000'li yılların anayasasını hala Türkiye başarabilmiş değil. İkincisi, buna bağlı olarak darbe mevzuatı. Yani siyasi partiler kanunu, seçim, darbe döneminde hazırlamış olduğu temel kanunlar. Partiler kanunu, seçim kanunu, işte Milli Eğitim Kanunu, YÖK Kanunu, bir sürü şey. Şimdi bunların tümünün demokratik bir anlayışla sil baştan yenilenmesi lazım, mevzuat olarak. Bu yetmez. En önemli şey aslında eğitim. Şu anda askeri okullarda verilen eğitim nedir? Sivil okullarda verilen eğitim nedir? Biz eğitim kurumlarımızda çocuklarımıza nasıl bir dünya görüşü veriyoruz? Eğer hala resmi ideolojinin telkinatı ve dayatmaları devam ediyorsa, ki öyle, o zaman darbe kültüründen kolay kolay kurtulamayız. Gerçek anlamda demokrasinin içselleştirilmesine imkan verecek demokratik değerleri, hukuk bilincini yetişen nesillerimize kazandırabilecek çok sağlam eğitim programlarına ihtiyacımız var. Ve eğitim kadrolarına ihtiyacımız var. Aslında bunun yanında tabii ki Türkiye'nin üzerinde durması gereken, dikkat etmesi gereken çok önemli bir şey de sivil darbe. Sivil darbe olayının da mutlaka gözden kaçırılmaması lazım. Yani darbelerin sadece askeri boyutuyla tartışılması yanlış. Şimdi bu olaydan hareketle başlatılan tasfiyelere baktığımız zaman, işte emniyette, poliste, zaten biliyorsunuz o 25 Aralık'tan bu tarafa emniyet hallaç komu gibi atıldı. Yani emniyet kadroları, polis kadroları, işte emniyet müdürleri vesaire birçoğu darmadan edildi. Ama hala bitmemiş demek. Ve burada buna ilaveten, işte yüksek yargıda görülmemiş tasfiyeler yapılıyor, Anayasa Mahkemesi üyeleri gözaltına alınıyor, yargıda üyeleri hakkında yakalama, tutuklama kararları çıkarılıyor, Danıştay vesaire. Bugün ve gazetelerde yine var, sözünüzü kestim, maliyede de böyle, maliyeli vesaire. Evet, bütün bürokraside. Yani bu, işte deniyor ki, işte kanser gibi her tarafa yayılmış. Siz bunu bilmiyor muydunuz? Yani eğer dediğiniz doğruysa varsayalım ki bu kadar sene buna niye imkan verdiniz, buna niye seyirci kaldınız, böyle bir şey var mıydıysa diyorum. Ama bu tür toplu tasfiyelerde her zaman için çok ciddi hak ihlali riskleri vardır. Konunun yanında yaşında
yanması riski vardı. Bunu dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Belki yarın da söylemeye, önümüzdeki günlerde de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü söylenmesine ihtiyaç var. Eğer siz bir darbelere karşı verilmesi gereken haklı bir mücadeleyi bu tarz toplu tasfiyelerle ruhunun yanında yaşı da yapma riskini içeren bir takım operasyonlarla farklı bir boyuta taşırsanız, işte o zaman sivil darbe dediğimiz olay gündeme gelir. Buna karşı da toplumun teyakkuz içerisinde olması lazım. Yani milli irade kavramının bir sivil görüntülü baskı, yeni bir baskı sistemine ve rejimine doğru ihtiyaç etmek için, tesis etmek için kullanılması da demokrasi için çok önemli bir başka risktir. Ve kadrolaşmadan bahsediliyor ve işte gündemdeki ve bu darbe girişiminin de ona atfedildiği, izafe edildiği paralel yapı denilen yapı için, tırnak içinde deniyor ki işte 30 yıldır buna hazırlanıyorlardı. Daha öncesinde de 28 Şubat döneminde, öncesinde bu Ergenekon, Balyoz operasyonları başlatılırken, devam ederken aynı şey onlar için de söyleniyordu. Ve şimdi Balyoz'dan yargılanan, işte o 1. Ordu Finans Emirlerindeki darbe hazırlığı olarak yorumlanan faaliyetin etkinliğin bir numaralı sorumlusu olan dönemin 1. Ordu komutanı şimdi diyor ki son darbeci, darbe girişimi için buna karşı hükümetin yanındayım. Çetin Doğan, Perinçek aynı şeyi söylüyor. Diğer Balyozcular, Ergenekoncular aynı şeyi söylüyor. O zaman bunun üzerinde biraz dikkatli düşünmek lazım. Yani nereye gidiyor bu? İşte selalarla, halkın dualarıyla, işte sokağa çıkmasıyla vesaire filan bir kitle mobilize edildi ve darbenin önlenmesinde bunun etkili olduğu söyleniyor. Ama şimdi bunun yanında işin diğer boyutu da gözden kaçırılmaması gereken bir boyut. Çetin Doğanların vesairelerin yani ciddi haklarında darbecilik şüphesi olan, kendi söylemleriyle de bunu teyit eden çokça örnekler vermiş olan kişilerin bu duruşu herhalde göz ardı edilmemesi gereken bir şeydir. Yani burada oyun içinde oyun var gibi bir noktayı gözden kaçırmamak lazım. Yani Türkiye'de ne olursa olsun darbelere karşıyız ve herkes karşı olmalı, demokrasiye inanan, ama bunun yanında bu tarz işin arka planına taalluk eden detayları da atlamamak lazım, gözden kaçırmamak lazım. Ve bu anlamda çok son derece teyakkuz içerisinde olmak lazım, yani dolduruşa gelmemek lazım. Prensip bazında işin takip edilmesi lazım. En önemlisi de darbeyle mücadele, hep söylediğimiz üzere, demokrasi içerisinde, demokrasiyi daha fazla geliştirerek, güçlendirerek, takip ederek, onu korumanın ve geliştirmenin güvencelerini sağlam bir şekilde inşa ederek mümkündür. Aynı şekilde hukuk düzeninin, hukuk sisteminin evrensel, objektif hukuk kurallarına uygun şekilde tahkim edilmesi lazım. Ve bu anlamda hukuka bağlı kalarak, hukukun prensiplerine harfiyen bağlı kalarak bu mücadelenin yürütülmesi lazım. Eğer hukuk ihlalleriyle bir hukuksuzluğa karşı mücadele edilirse o zaman değişen bir şey olmaz. Yani siz darbecilerin yapmak istediği şeyi, dün de söylediğim gibi, demokrasi ve hukuk koruma iddiasıyla kendiniz yapmış duruma düşmüş olursunuz. Bu tarz durumlara da düşmemek için samimiyetle, içtenlikle demokrasiye ve hukuka sahip çıkmak gerekiyor ve bunun bu darbe girişimini, ki Batı dünyası da, Avrupa'dan gelen sinyaller de artık bunu fark edilmeye başladığını gösteriyor. Bu darbe girişimi, 15 Temmuz olayı, bir başka siyasi projenin hayata geçirilmesi için bir argüman olarak kullanılmaya kalkışılırsa, orada başka bir sıkıntıyla karşı karşıya kalır Türkiye. Buna da dikkat etmek lazım.